Merhaba sevgili öğrenciler, kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde 11. sınıflar için 2. dönem 1. İngilizce yazısında çıkabilecek soru örneklerini hep birlikte çözeceğiz. Bu yazılı çalışmasının kapsamı 5., 6. ve 7. ünitelerde oluşmaktadır. Yazılı savunsa daha iyi hazırlanmak ve daha iyi not almak istiyorsanız, Play Store'dan Jasmine Kremi uygulamasını ücretsiz bir şekilde indirerek alıştırmalar, testler, denemeler çözebilirsiniz. Hazırsanız soruları çözmeye 5. üniteyle başlayalım. Beşinci ünite, Back to the Past. Yani geçmişe dönmek. Bu üniteyle ilgili karşınıza gelebilecek soru örnekleri şunlardır. Bu ünite içerisinde bilmeniz gereken önemli dil bilgisi kurallarından ilki if clause dediğimiz şart cümleleridir. If şart ve koşul bildirir. Cümlelere eğer anlamı katar. If clause'un çeşitli versiyonları vardır ama siz bu ünitede type 3 dediğimiz tip 3 versiyonunu bilmelisiniz. If tip tipiç versiyonu hayali durumlardan, yani gerçek olmayan durumlardan veya gerçekleşmeyecek durumlardan bahsederken kullandığımız versiyonudur. Cümle yapısını inceleyelim. If'in bağlı bulunduğu cümlede past perfect tense kullanılır. Main clause dediğimiz ana cümlede ise would, could, might yapılarından sonra have, daha sonra fiilin üçüncü hali kullanılır. Eğer bir cümlede would kullanıyorsak ana cümleye yapacaktım, sen yapacaktın, o yapacaktı gibi anlamlar katar. Eğer ana cümlede could have done yapısını kullanıyorsak, geçmişe yönelik izin ve yetenekleri belirtiriz. Might have verb iç yapısında ise geçmişe yönelik ihtimalleri belirtiriz. Bu kuralları göz önünde bulundurarak yukarıdaki boşlukları çözelim. Birinci cümle, eğer ben daha sık şekilde çalışsaydım sınavı geçebilirdim. Geçmişe yönelik bir pişmanlıktan bahsediyor. Çalışsaydı geçecekti ama çalışmadı ve sonuç olarak sınavını geçemedi. Hayali bir durumdan bahsediyoruz. If'in bağlı bulunduğu cümlede past perfect tense kullanılır. Yani had yazdıktan sonra fiilin üçüncü halini yanına ekleriz. Work düzenli bir fiil olduğundan dolayı sonuna e ve d yazmanız yeterlidir. İkinci soru bu sefer if cümlenin ikinci kısmında. Eğer sen beni doğum gününe çağırsaydın ben mutlu olurdum. If'in bağlı bulunduğu cümlede past perfect tense kullanılır. Had dedikten sonra fiilin üçüncü halini yanına ekleriz. Call aramak fiili düzenledir. Sonuna e ve d yazarız. Üçüncü soru. Eğer Emily arabayı dikkatli bir şekilde sürmeseydi kaza yapacaktı. Burada would yapısını kullandıktan sonra have yazar fiilin üçüncü halini yanına ekleriz. Dördüncü soru if yapısı cümlenin başında. Eğer akıllı telefonum olsaydı e-maillerimi kontrol edecektim. If clause yapısından sonra had kullanılır fiilin üçüncü halini yanına ekleriz. Beşinci soruda if cümlenin ikinci tarafında. Eğer Tom televizyon izlemeseydi biz dışarıya gidecektik. Burada would verilmiş zaten. Would yapısından sonra have kullanırız. Fiilin üçüncü halini ise yanına ekleriz. If clause yapısı önemlidir. O yüzden bu konuyla ilgili bir tane daha soru çözelim. Verilen boşlukları if clause yani şart cümlelerinin type 3, tip 3 versiyonuyla dolduracağız. Birinci soru, eğer o yeterince para biriktirseydi. If'in bağlı bulunduğu kısımda dikkat ederseniz past perfect tense kullanılmıştır. Diğer kısımda ise would, could, might kullandıktan sonra have verb kullanacağız. Para biriktirmiş olsaydı daha büyük bir ev alırdı. Bir istekte bir temennide de bulunuyor. Burada would kullanırız. Have yazdıktan sonra fiilin üçüncü halini yanına ekleriz. Buy satın almak fiili bought olarak yazılır. İkinci soru if cümlenin başında boş bırakılmıştır. Eğer Pablo antivirüs programı kursaydı onun bilgisayarı virüs kapmayacaktı. If'in bağlı bulunduğu cümlede had kullandıktan sonra fiilin üçüncü halini yanına ekleriz. Üçüncü soru. Eğer ben onun numarasını bilseydim, Jack'i arardım. If yapısı cümlenin ikinci kısımda verilmiştir. Birinci kısımda would'dan sonra have verb yazarız. Dördüncü soru. Eğer akıllı telefonum olsaydı, e-maillerimi kontrol ederdim. Yine bir istek, bir temenni vardı. Yapardım, ederdim. Böyle yapılarda would kullanırız. Ardından Have yazar fiilin üçüncü halini ise yanına ekleriz. Choose the correct options. Doğru seçeneği yuvarlak için alın. Şimdiki soru bu ünitedeki en önemli olan ikinci dil bilgisi kuralı ile alakalı. Yani wish clause dediğimiz yapılar. Bunlar aynı zamanda if only şeklinde de kullanılır. Cümleye keşke anlamı katarlar. Geçmişte yaptığımız bir olaydan duyduğumuz pişmanlığı dile getirirler. Keşke şöyle olmasaydı, keşke böyle olmasaydı. Dikkat etmeniz gereken en önemli şey bu cümlelerde her zaman bir derece geçmişini ele alırız. Örneğin şu an şimdi yaptığınız bir pişmanlık söz konusuysa bunu geçmiş zamanda ifade edersiniz. Geçmiş zamanda yaptığınız bir pişmanlıktan bahsediyorsanız onu da past perfect tense ile ifade edersiniz. Soruları çözerken kurallarını hatırlayalım. Birinci soru. Keşke ben tırnaklarımı yemeyi bıraksaydım, durdursaydım. Şu an tırnaklarını yemeye devam ediyor. Şu an şimdi bulunduğu bir pişmanlıktan bahsediyor. Bunu geçmiş zamanda ifade etmeliyiz. Geçmiş zamanda can yerine could kullanılır. İkinci soru. Keşke dün gece partide çok fazla abur cubur yemeseydim. Dün geceki partiden bahsediyor. Dikkat ederseniz geçmiş zamanda olmuş bir olay. Dün parti olmuş, bundan bahsettiği bir pişmanlıkta past perfect tense kullanılır. İpucu olan kelime ise cümlenin en sonundaki last night ifadesi. Geçen gece demektir. Geçmişte kaldığını bize belirtir. Üçüncü soru. Keşke sınava daha fazla çalışsaydım. Tekrar düşük not almayacaktım. Dikkat ederseniz cümlenin ikinci tarafında geçmiş zaman kullanılmıştır. Get fiili geçmiş zamanda got olarak kullanılır. Demek ki geçmişte yaptığı bir pişmanlıktan bahsediyor. İfade ederken yine past perfect tense ile ifade ederiz. Dördüncü soru. O sınıfa geç kalmamayı diliyor. Keşke sınıfa geç kalmasaydı. Bu her zaman olan bir durum. Bundan bahsederken yine geçmiş zaman kullanmalıyız. Doğru yapı weren't late ifadesidir. Beşinci soru. Keşke Ayşe en iyi arkadaşıyla daha önceden konuşsaydı. Şu an şimdi olan bir durumdan bahsediyoruz. Bunun pişmanlığını geçmiş zamanda yani talk olarak ifade ederiz. Choose the correct words to complete the sentences. Cümleleri tamamlayabilmek için doğru kelimeleri seçiniz. Önce kelimeleri hatırlayalım. Put aside, kenara koymak. Lose heart, umudunu kaybetmek. Sacrifices, fedakarlıklar, sneak into, gizlice girmek, cyberbullies, siber zorbalık demektir. Bunları şimdi aşağıdaki cümlelere doğru şekilde yerleştirelim. Birinci soru, eğer sen sıkı bir şekilde çalışırsan başarılı olacaksın. Don't lose heart, umudunu kaybetme. Lose heart, umudunu kaybetmek demektir. Birini motive ederken don't lose heart diyebilirsiniz. İkinci soru. Öğretmenler ve aileler çocuklarını istenmeyen mesajlardan nasıl koruyacaklarını öğrenmeliler. Buradaki ifade cyberbullies yani siber zorbalıklar. İstenmeyen mesajlardan kasıt budur. Üçüncü soru. Eğer sen hackerların bilgisayarına gizlice girmelerini engellemek istiyorsan antivirüs programı kullanmalısın. Gizlice girmek sneak into. Dördüncü soru. Kötü anıları unutmak için problemlerini geçmişte bırakmalısın. Buradaki ifade put aside ifadesidir. Beşinci soru, ailelerimiz eğitim giderlerini ödeyebilmek için fedakarlık yaparlar. Fedakarlık yapmak, make sacrifices. Bu soruyu da bitirip kelimeleri tekrar ettiğimize göre sıradaki soruya geçebiliriz. Match the words with their definitions. Verilen kelimeleri tanımlarıyla eşleştirin. Cyber security, siber güvenlik. Security, güvenlik demektir zaten. Cyber bully, siber zorbalık. Cyber criminal, siber suçlu. Cyber attack, siber saldırı. Cyber law ise siber hukuk demektir. Bunları şimdi doğru tanımlarıyla eşleştireceğiz. Cyber security yani siber güvenliğin tanımı C'dedir. Herhangi bir tehlikeye karşı sistemi korumak. Cyber bully ise siber zorbalık demektir. Bunun tanımı ise E'dedir. İnterneti kullanarak birilerine zarar verme. Cyber criminal, siber suçlunun cevabı ise B'dedir. İnternet üzerinden siber suç işleyen kişiler. Cyber attack ise siber saldırı demektir. Bunun tanımı ise A'dadır. 5. Cyber law, siber güvenlik demektir. Bunun tanımı ise D'dedir. İnsanların interneti nasıl kullanacağına dair kurallar. 5. üniteyle ilgili karşınıza gelebilecek soruları bitirdik. Şimdi ise sırada 6. ünite var. Open to your heart. Kalbini aç. Bu üniteyle ilgili karşınıza gelebilecek sorular şunlardır. Bu ünite içerisinde bilmeniz gereken en önemli dil bilgisi kuralı modals dediğimiz yapılardır. Bunların geçmiş zaman hallerini çok iyi bilmeli ve teker teker çalışmalısınız. Bu konuyla ilgili çeşitli sorular çözeceğiz. İlk sorumuz eşleştirme sorusu. İlk tarafta sayılarla verilen cümleleri yan taraftaki harflerle verilen cümlelerle eşleştireceğiz. Birinci cümle Jane didn't come to class yet. Jane sınıfa henüz gelmedi. Bunun diğer taraftaki karşılığı e'dedir. O, otobüsü kaçırmış olmalı. Jane sınıfa gelmiyor, bununla ilgili herhangi bir tahminde bulunuyor. Böyle olmuş olabilir. Might have verb 3, ihtimal katar. Böyle olmuş olabilir. İkinci soru. Biz pahalı bir araba satın aldık ama şimdi ödeyemiyoruz. Bunun karşılığı H'dedir. Biz ucuz bir tane alabilirdik ama almadık. Could have bought, yapabilirdik ama yapmadık anlamı katar. Üçüncü soru. Bizim bitkilerimiz öldüler. Bunun cevabı ise G'dedir. Biz onları daha fazla sunamalıydık. Should have verb cipsi ise yapmalıydık ama yapmadık anlamı katar. Yapmadık ve sonucunda kötü bir şey oldu. Dördüncü soru. Ahmet aç olduğunu söyledi ama çok fazla yemedi. Bunun karşılığı ise F'dedir. O yiyeceği sevmemiş olabilir. Yemedi bununla ilgili bir tahminde bulunuyor. Might have verb 3 olabilirdi anlamı katar. Beşinci soru. Mike bir hafta boyunca parasızdı. Bunun cevabı C'dedir. O tüm parasını harcamamalıydı. Should have verb ise yapmamalıydı ama yaptı ve sonucunda kötü bir şey oldu anlamı katar. Altıncı cümle. Onun İngilizce sınavı oldukça kötüydü. Bunun karşılığı ise B'dedir. Daha fazla çalışmalıydı. Should Have verbiş yapmalıydı ama yapmadı ve sonucunda ise kötü bir şey oldu anlamı katar. Yedinci cümle. It's so cold. Hava çok soğuk ben donuyorum. Bunun karşılığı A'dadır. Sen ceketini almalıydın. Should have verbiş yapmalıydın ama yapmadın. Seksin soru. Ben sınava çok geciktim. Bunun karşılığı ise D'dedir. Daha erken kalkabilirdin. Could have verbiş yapabilirdin ama yapmadın anlamı katar. Bir ihtimalden yapabilirlik durumundan bahseder. Circle the correct answer. Doğru seçeneği yuvarlak için alın. Bu kalıplar önemli olduğu için modelslarla ilgili bir tane daha soru çözelim. Birinci soru. Eminim o havuzdan gelmedi. I am sure eminim demektir. Kesin bildiğimiz bir durumdan bahsediyorken must have verb kullanırız. O tüm gün evde olmuş olmalı. Çok emin olduğu bir durumdan bahsediyor ve must have verb emin olduğumuz durumlarda mış olmalı anlamı kadar yani çok güçlü bir tahmin vardır. İkinci soru, biz tatil için çok fazla valiz aldık. Bence taşımak için daha az valiz almalıydık. Yapmalıydık ama yapmadık ve sonucunda ise kötü bir şey oldu. Should have verb ise yapmalıydık ama yapmadık anlamı katar. Böyle olmuş olmalıydı. Daha az valiz almış olmalıydık. Üçüncü soru, Geçen gece evdeki tüm ışıklar açıktı. Bence onlar evde olmuş olmalı. Işıkların açık olması bu kişilerin evde olduğunu gösterir. Bunlar evde olduğuna göre elimizde çok güçlü bir kanıt var. Bunun için must have verpiç kullanırız. Eğer bir şeye dair elimizde ipucu, bir kanıt varsa, olacağına dair güçlü bir tahminde bulunabiliyorsak must have verpiç kullanırız. Dördüncü soru Sally beni beklemeden gitti. Ben eve yürüyerek gittim. O beni bekleyebilirdi. Eğer bir ihtimalden bahsediyorsak ya da geçmişle ilgili yakalayamadığımız bir fırsat söz konusuysa could have verbüç kullanırız. Bekleyebilirdi ama beklemedi. Böyle bir ihtimal vardı isteseydi yapabilirdi. Beşin soru. Ben çalışmadım ve başarısız oldum. Daha fazla çalışmam gerekirdi. Should have verbüç çalışmalıydım anlamı kadar çalışmalıydım ama yapmadım. Bu konu genelde öğrencileri karışık geliyor. O yüzden bu konuyla ilgili çeşitli örnekler çözmeye devam edeceğiz. Verilen boşlukları must have verb might have verb can't have should ve shouldn't have verb ile doldurunuz. Bu kalıpların kullanımlarını hatırlayalım. Must have verb cümlelere "mış olmalı" anlamı katar. Elimizde herhangi bir ipucu varsa, bir durumdan kesinlikle eminsek, olmuş olmalı anlamı katabilmek için bu yapıya ihtiyacımız vardır might have verb ise bir ihtimalden söz eder. İhtimallerden bahsederken ya da geçmişte kaçırdığımız bir fırsattan bahsederken bu yapıyı kullanabiliriz. Can't have verb ise olmuş olamaz anlamı katar. Bir şeyin olmadığına dair elimizde çok güçlü kanıt vardır. Should have verb yapısı yapmalıydın, yapmış olmalıydım ama yapmadım anlamlarına gelir. Shouldn't have verb ise yapmamalıydım, yapmış olamam ama yaptım anlamına gelir. Anlamlarını göz önünde bulundurarak aşağıdaki soruları çözelim. Birinci soru, Marta üzgün görünüyor. Muhtemelen kötü haberi duydu. Marta'nın üzgün olması ile ilgili zayıf bir tahminde bulunuyor. Böyle olmuş eğer çok güçlü olmayan tahminlerde bulunuyorsak, might have verb üç kullanırız. Marta kötü haberi duymuş olabilir. Might ihtimal anlamı katar might have yazdıktan sonra fiilin üçüncü halini yanına ekleriz. İkinci soru. Trafik kazasından şikayetçi olma. Sen hızlı sürdün. Hızlı sürmüş ve trafik kazası yapmış. Sen hız yapmamalıydın. Hızlı kullanmamalıydın. Anlamına gelen yapı shouldn't have verb üç Yapmamalıydın, yaptın ve sonucunda kötü bir şeyler oldu. Üçüncü soru. Samantha raporunda birçok Samantha raporunda birçok hata yaptı. O toplantıdan önce kontrol etmeliydi. Kontrol etmiş olmalıydı. Kontrol etmesi gerekirdi anlamı katarken should have verb 3 kullanmalıyız. Dördüncü soru. Ben oldukça eminim. Cüzdanımı çantamda bıraktım. Birisi onu aldı. Çok emin olduğu bir durumdan bahsediyor. Böyle kendimizden emin olduğumuz durumlardan bahsederken Güçlü bir tahminde bulunuyorsak must have verb yapısını kullanırız. Birisi cüzdanımı çantamdan almış olmalı. Beşin soru. O benim mesajımı görmüş olamaz. Yapmış olamaz. Yapması imkansız da anlamına gelen can't have verb yapısı vardır. Yapmış olamaz çünkü eğer görseydi cevap yazardı. Bu sorulardan sonra sanırım konuyu biraz olsun kavradınız. Bol bol pratik yapmayı unutmayın. Read the situations and match them with conclusion. Durumları okuyun ve onları sonuçlarıyla eşleştirin. Yine modası dediğimiz yapılarla ilgili cümleler var. Cümlelerin sonuçlarını ve durumlarını birbirleriyle eşleştireceğiz. Bilin sonra oyundan sonra Jake çok fazla hüsrana uğramış gibi görünüyordu. Bunun sonucu B'dedir. Diğer takım kazanmış olmalı. Dikkat ederseniz cümle must have work uç yapısıyla kurulmuştur. Çünkü ellerinde bir kanıt var. Jack'in üzgün olması, hayal kırıklığına uğramış olması. Bu kanıt olduğundan dolayı güçlü bir tahminde bulunuyorlar. Bunu dile getirirken must have verb 3 kullanırız. İkinci soru ben bilmiyorum. Belki de Hale daha büyük bir şehre taşınmaya karar verdi. Bunun sonucu ise E'dedir. O orada bir iş bulmuş olabilir. Bir konuda emin değil, sadece zayıf bir tahminde bulunuyor. Zayıf tahminde bulunurken might kullanılır. Might have verb 3 olmuş olabilir. Üçüncü soru Cemil gerçekten mutlu görünüyor. Elinde bir mektup tutuyor. Bunun sonucu ise D'dedir. O sınav sonucunu almış olmalı. Elindeki mektup bir ipucudur. O halde güçlü bir tahminde bulunabiliriz. Burada Master have verb kullanırız. Kerem arkadaşına telefonda bağırıyor. Bunun sonucu ise A'dadır. Onlar kavga etmiş olabilir. Beşin soru ben Şila'ya ulaşamadım. Belki de o havuzda. Maybe Belki demektir. Güçlü olmayan zayıf bir tahminde bulunurken might have verb 3 kullanırız. Bunun sonucu ise C harfindedir. O yüzmeye gitmiş olabilir. Bu soruyu da hallettiğimize göre bir sonraki soruya geçebiliriz. Altıncı üniteyle ilgili karşınıza gelebilecek soru örneklerini bitirdik. Şimdi sırada 7 ünite var. Facts about Turkey. Türkiye hakkında durumlar, gerçekler. Bu üniteyle ilgili karşınıza gelebilecek soru örnekleri şunlardır. Bu ünitedeki önemli olan dil bilgisi kurallarından ilki passive voice dediğimiz edilgen yapılardır. Edilgen yapılarda işi yapan kişi yani özne önemli değildir, yapılan iş daha önemlidir. Nesneler özne olarak kullanılırlar. Bu konuyla ilgili basit bir soruyla başlayalım, İkinci soru daha zor olacak. Şehir turu uzman şirketler tarafından organize edilir. Şehir turu başkaları tarafından organize ediliyor. Yani edilgen bir yapı söz konusudur. Edilgen yapı olarak is organized yapısı vardır. Dikkat ederseniz bu cümle Present simple tense yani geniş zamana aittir. Geniş zamanda edilgen yaparken özneye göre am, is, are yardımcı eki seçilir ve fiilin üçüncü halini yanına ekleriz. İkinci soru. Yüksek tepede bulunan kale 15 mil uzaklıktan görülebilir. Bu tepe başkaları tarafından görülüyor, edilgenlik söz konusudur. Can, edilgen yapılırken can be verb 3 olarak kullanılır. Üçüncü soru, müze, milyonlarca turist tarafından ziyaret ediliyor müze başkaları tarafından ziyaret edildiğine göre bir edilgenlik söz konusudur. Present perfect tense'te edilgen yaparken have ya da has'den sonra been kullanılır. Daha sonra fiilin üçüncü halini yanına ekleriz. Dördüncü soru. Sultan Ahmet, 1. Ahmet zamanında 7 yıl içerisinde inşa edildi. Bu yapıyı inşa eden başkalarıdır. Edilgen bir yapı söz konusudur. Geçmiş zamanda edilgen yaparken özneye göre was ya da were kullanırız. Daha sonra fiilin üçüncü halini yanına ekleriz. Kabaca bu konunun kurallarını hatırladık. O halde daha zor soruya geçebiliriz. Passive voice yani edilgen yapıları kullanarak verilen boşlukları dolduracağız. Birinci soru. Her yazın Efes Antik Kenti'nde konserler verilir. Öncelikle cümlenin zamanını bulalım. İpucu olan kelime every summer, her yaz demektir. Eğer bir şey sürekli ya da belli aralıklarla oluyorsa geniş zaman kullanılır. Simple present tense. Geniş zamanda özneye göre am, is, are yardımcı fiillerini seçeriz. Yanına ise fiilin üçüncü halini ekleriz. Concerts, konserler demektir çoğuldur. Are, yardımcı ekini kullanırız. Daha sonra give, vermek fiilini given olarak üçüncü haliyle yanına ekleriz. İkinci soru. Bazı evler geçen yıl restore edildi. Zamanı geçmiş zamandır nereden anlıyoruz? Cümlenin sonunda last year, geçen yıl demektir. Geçmiş zamanda edilgen yaparken özneye göre was ya da were kullanırız. Burada evler çoğul olduğu için were kullanmamız gerekiyor. Daha sonra fiilin üçüncü halini yanına ekleriz. Üçüncü soru. O dün parkta görüldü. Yesterday dün demektir. Geçmiş zaman anlamına gelir. Was ya da were kullanıp fiilin üçüncü halini yanına ekleyeceğiz. He'den sonra was kullanılır çünkü tekildir. See fiili ise seen olarak yanına eklenilir. Dördüncü soru. Çay her yıl Rize'de yetiştirilir. Cümlenin sonunda every year her yıl demektir geniş zaman anlamına gelir. Geniş zamanda edilgen yaparken özneye göre am, is, are yardımcı ekini kullanırız. Burada çay cansızdır, it yerine geçer. Is kullanmamız gerekiyor. Daha sonra filin üçüncü halini yanına ekleriz. Beşinci soru. 1970'lerde onun kitapları birçok insan tarafından okundu. Onun kitapları çoğuldur. Geçmiş zamanda çoğul yaparken Word kullanırız. Daha sonra fiilin üçüncü hali ise yanına ekleriz. Bu konuyu da hallettiğimize göre başka bir soruya geçebiliriz. Match the words with their meanings. Verilen kelimeleri anlamlarıyla eşleştirin. Birinci ifade stick the knife in. Bu ifade aşağılamak, yerin dibine batırmak anlamına gelir. Bunun tanımı e'dedir. Birini eleştirerek zarar vermek. İkinci ifade sneak into ifadesidir. Bunun tanımı ise F'dedir. Gizlice girmek ya da gizlice birini sokmak anlamına gelir. Üçüncü ifade ise All that glitters is not gold. Bu ise her parıldayan altın değildir. Yani görünüşe aldanma anlamına gelir. Bunun tanımı ise G'dedir. Fiziksel olarak iyi görünen kişi içten iyi görünemeyebilir. Dördüncü ifade being as is as falling over a log. Bu ise çok kolay anlamına gelir. Bunun tanımı B'dedir. Çok fazla efor sarf etmemize gerek yok. Beşinci soru, one swallow does not make a summer. Bu ise bir çiçekle yaz gelmez anlamına gelir, bunun tanımı ise C'dedir. Sadece basit bir şans, diğer her şeyin iyi olacağı anlamına gelmez. Dim, karartmak, loşlaştırmak anlamına gelir, bunun tanımı ise D'dedir. Çok fazla ışığın olmaması. Affection ise alaka, etkileme ve meal anlamına gelir. Bunun tanımı ise adadır. Fill in the blanks with the words into the box. Kutuda verilen kelimeleri boşluklara yerleştirin. Önce kelimeleri hatırlayalım. Converted, çevrilmiş demektir. Attractions, turistler için çekici olan yerlerde kullanılır. Architecture, mimari eser. Conquered, fethetmek. Monument, abide anlamına gelir. Bunları şimdi aşağıdaki boşluklara yerleştirelim. Topkapı Sarayı birçok turist tarafından ziyaret edilen turistler için ilgi çekici bir yerdir. Tourist attractions turistlerin ziyaret ettiği ilgi çekici yerler. İstanbul 1453'te Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedildi. Conquer fethetmek demektir. Anıt kabir en çok ziyaret edilen abide anıttır. Monument abide anıt anlamına gelir. Dördüncü soru Mimari eser olan Süleymaniye Camisi, Mimar Sinan tarafından dizayn edildi. Buradaki ifade ise architecture ifadesidir. Ayasofya başlangıçta kiliseydi. Daha sonra camiye çevrildi. Converted, çevrildi, çevirmek anlamlarına gelir. Fill in the blank with comparative or superlative. Verilen başlıkları comparative ve superlative yapılarıyla doldurunuz. Bu ünitedeki en önemli ikinci dil bilgisi kuralı ise bu konulardır. İkisi de karşılaştırma yaparken, kıyas yaparken kullanılır. Aralarındaki fark şudur. Comparative yapısı, iki şeyi birbiriyle kıyaslarken kullandığınız bir yapıdır. Örneğin benim kitabımı senin kitabınla kıyaslıyoruz. Sadece iki şey arasında yapılan kıyas söz konusudur. Ama Superlative'de ise bir şeyi diğer bütün her şeyle kıyaslıyorsunuz. Örneğin sınıfta bulunan bir öğrenciyi sınıftaki diğer 30 tane öğrenciyle ya da bir hayvanı diğer bütün hayvan türleriyle kıyaslıyorsunuz. Öncelikle bilmeniz gereken ayrım budur. İkinci fark ise grammar yani dil bilgisi farkıdır. Bunu da soruları çözerken teker teker tekrar edelim. Birinci soru. Benim bisikletim seninkinden daha hızlı. İki şeyi kıyaslıyor. Benim bisikletimle senin bisikletini. Burada comparative yapısını kullanırız. Dikkat etmeniz gereken şey parantez içerisindeki sıfatların okunuş şekilleridir. Eğer sıfatlar ağzınızdan tek ecede yani kısa bir şekilde çıkıyorsa burada komparatif yapılarında sıfatın sonuna er eklersiniz. Gördüğünüz gibi fast kelimesi ağzından bir anda tek ecede çıkıyor. Kısa bir sıfattır. Bunu kıyaslamada kullanacaksam sonuna e ve r harflerini eklerim. Daha sonra then kelimesini kullanırım. Benim bisikletim seninkinden daha hızlıdır. İkinci soru, o, dünyadaki en zengin adamlardan birisidir. Adamı diğer dünyada bulunan bütün zenginlerle kıyaslıyor. Bir şeyi eğer bir grupla daha fazla kişiyle kıyaslıyorsak superlative yapısını kullanırız. Rich, zengin sıfatı ağzından bir anda çıkıyor, kısa bir şekilde tek ecede okuyabiliyorum. Superlative de eğer böyle tek ecede, yani kısa sıfattan bahsedeceksek, başına d getiririz, sıfatı yazdıktan sonra sonuna da e, s ve t harflerini ekleriz the richest, en zengin anlamına gelir. Üçüncü soru, mesaj yazmak telefonla konuşmaktan daha ucuzdur. İki şeyi kıyaslıyor, mesaj yazmayı, telefonla konuşmayı. Burada comparative yapısını kullanacağız. Sıfata bakalım, cheap, ucuz demektir. Ağzımdan tek ece de kısa bir şekilde çıkıyor. Comparative yapılarında kısa ecelerde sonuna e ve R ekleriz. Kıyas yapabilmek için then kelimesini kullanırız. Dördüncü soru, Ferrari fiyata göre daha pahalıdır. İki tane araba türünü kıyaslıyor. İki şeyi kıyaslarken comparative yapısını kullanırız ama bu sefer parantez içerisindeki sıfat uzun bir ecede okuduğum ağzımdan birçok eceyle çıkan expensive sıfatıdır. Pahalı anlamına gelir. Böyle uzun sıfatları comparative'de kullanacaksak başına bu kez more ekleriz. Daha sonra sıfatın kendisini yazar ve than kullanırız. More expensive than. Daha pahalıdır. Beşinci soru. Senin bavulun benimkinden daha mı ağır? Heavy ağır demektir. İki tane bavulu kıyaslıyor. Kımparadiv yapısını kullanacağız. Heavy tek de ağzından çıkan kısa bir sıfattır. Bunu yazarken sonuna E ve R harflerini ekleyeceğiz ama dikkat edin Y ile ilgili bir kural var. Y harfi düşer ve I olarak yazılır. Heavier than, daha ağır. Altıncı soru, Şubat ayı yılın en soğuk ayıdır. Şubat'ı yıl içerisinde bulunan diğer bütün aylarla kıyaslıyor. Burada superlative yapısını kullanırız. Cold, soğuk anlamına gelir, tek heceyle okuduğum kısa bir sıfattır. Superlative yapısında böyle sıfatları kullanırken, d yazarız, sıfatın sonuna da est harflerini ekleriz. Yedinci soru. Seli benim gördüğüm en güzel kızdır. Seli'yi diğer kızların hepsiyle kıyaslıyor. Burada superlative kullanırız ama Dikkat edelim, bu sefer parantez içerisinde verilen beautiful sıfatı uzun bir halde okudum. Birçok eceyle ağzımdan çıkan bir sıfattır. Böyle uzun sıfatları superlatifte kullanacaksak the most yazarız, daha sonra sıfatın kendisini yanına ekleriz. Everest Dağı dünyadaki en yüksek dağdır. Everest'i diğer bütün dağlarla kıyaslıyor. Burada superlatif kullanacağız. High yüksek demektir. Tek eceyle okudum, kısa bir sıfattır. The highest olarak kullanırız. Roma'daki en ünlü abide anıt hangisidir? Roma'daki en ünlüsünü soruyor. Bir şeyi birden fazla şeyle kıyasladığımızda superlatif kullanırız. Famous, ünlü demektir, birçok eceyle okuduğumuz sıfattır. The most yazdıktan sonra sıfatın kendisine ekleriz. Onun soru, Randy sınıftaki en iyi öğrencidir. Bir öğrenci sınıfta bulunan bütün öğrencilerle kıyaslıyor. Superlatif yapısını kullanırız. Ama dikkat etmeniz gereken çok önemli bir nokta var. Good, iyi anlamına gelir. Bir de bunun tersi bad vardır, o da kötü anlamına gelir. Bunlar düzen sıfatlardır, tamamen değişirler, bambaşka bir hale dönüşürler. Good kelimesi superlative yapısında the best olarak kullanılır. En iyisi anlamına gelir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sınavlarınızı hazırlanırken Play Store'dan Jasmine Akademi uygulamasını indirmeyi unutmayın. Hepinize başarılar.